Evet sevgili seyirciler, ana haber bülteninde hatırlattığımız gibi sizlerle birlikteyiz ve Samandağ Belediye Başkanı Sayın Mithat Nehir şu anda stüdyolarımızda karşımda oturuyor ve ona dönmemi bekliyor. Tabii Türkiye'nin gündemi, siyasal sorunları var, sosyal sorunları var, ekonomi sorunu var ama Samandağ Belediye Başkanı Sayın Mithat Nehir'in de bağlı olduğu partinin, üyesi olduğu partinin kenti içinde sorunları var. Hemen oradan başlayacağım ve tabii önümde Samandağ Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar var Samandağ ilçesinde. Onları da kendisine yönelteceğim. Ama bütün bunlardan önce Sayın Mithat Nehir'e dönüyorum ve iyi akşamlar diliyorum Sayın Mithat Nehir. İyi akşamlar Ali Bey. Teşekkür ediyorum. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim, sağ olun. Bizi izleyen bütün vatandaşlarımıza buradan da selamlar, saygılar sunuyorum. Evet. Sizlere de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Bizleri kırmadığınız için buraya kadar sizleri yorduk ve hemen başlıyoruz. Çok sıcak bir gündem maddesi. Cumhuriyet Halk Partisi, Kurultaylar Partisi ve siz o partinin bir mensubusunuz, belediye başkanısınız. Hemen oradan girelim mi? Ama şöyle girelim, isterseniz ben biraz altını doldurayım. Türkiye'nin birçok sorunu var. Az önce de ifade ettik, başta ekonomi olmak üzere. Seçimden yeni çıkmışız ve yine önümüze bir kurultay konuldu. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu partiye oy verenler için söylüyorum bunu ve elbette sizler için. CHP niye öyle bir siyasi parti Mithat Bey? Şimdi bununla ilgili birkaç şey söylenebilir. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti, sol tandanslı bir parti. Böyle olunca insanların fikirlerini söyleme hürriyetinin olduğu bir parti. Bu sağ bir kültürden gelen sağcı bir parti, sağ parti olsaydı burada lider kültürü üzerinden bir yaklaşım olurdu. Lider ne derse tabanda ona harfiyen uyar. Çok nadir farklı fikirler ortaya çıkar veya başka tartışmalar olur. Sol partilerde bu böyledir ve bu kötü bir şey değildir. Yani özü itibariyle insanların kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini ifade etmeleri anlamında solun böyle bir sorumluluğu var zaten. Bu sadece Türkiye ile ilgili değil, dünyadaki sol bütün örgütlenmeler bu zemini bulur. Ha Türkiye'de özellikle bu seçim süreciyle ilgili niçin yeniden kurultay süreci başladı, bu tartışmalar başladı? Yani öncelikle şunu ifade etmek isterim ki keşke böyle olmasaydı. Keşke bu tartışmalara girme ihtiyacı doğmasaydı. Arzu edilen başarılar oluşsaydı. Fakat yani bizim şu hakkı teslim etmemiz gerekiyor ki partinin aldığı oylar ile Cumhurbaşkanı adayımızın aldığı oylar arasında oluşan fark kamuoyunca ve parti kamuoyunca aslında kendi içimize dönüp baktığımızda bir başarısızlık gibi okundu. Ben kişi olarak böyle düşünmüyorum. Çünkü birkaç gerekçe söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem Bey değil de başka bir isim olsaydı ve rozetini çıkarıp ben bütün herkesin Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum deseydi yine böyle bir oy oranı olurdu. Ve Türkiye'de mensubu olduğu siyasi partinin Cumhurbaşkanı adayının Recep Bey'e karşı bir duruş gösterecek ya da kazanma potansiyeli olan en önemli isim, hani Cumhuriyet Halk Partisi diğer %50'nin en omurgası büyük partidir, yapıdır. Böyle olunca da o partinin, o yapının adayı en öne çıkacaktır. Doğal olarak diğer küçük yapılarda eğer AK Parti adayının kazanmasını istemiyorsa en güçlü adaya oy verecek gibi bir kabulle başlamamız gerekiyor. Oradan bakarsak eğer bir defa partinin dışından gelen oyları da hani bu zeminde olduğundan kaynaklı o rozeti çıkardık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamının Cumhurbaşkanı adayıyım. Sadece CHP'lilerin oyunu istiyorum zemininden çıkıp herkesten oy isteme durumu oluşunca böyle bir farkın olmasını zaten bekliyordum. Bu birinci tespit. İki, şimdi siz eğer kendi tabanınızla ilgili bir tespit yapıyorsanız, partinin liderliğini üstlenmişsiniz, parti lideri olarak
şunu söylüyorsanız, ben kendi gücümle bu işi yapamıyorum. Benim partimin tabanı, benim orada ister cumhurbaşkanı, ister başbakan, ister yani seçim kazanmama yetecek kadar bir potansiyel oluşamıyor. Bu Türkiye çok partili sisteme geldiğimiz günden bugüne kadarki süreci incelerseniz zaten bunların ne anlama geldiğini bilirsiniz. Türkiye'de böyle aman çok sürpriz birdenbire böyle kitlesel bir kayış falan olmuyor. Öyle bir dünya yok yani. Burada zaten bilinen bir taban var. Bu taban üzerinden de planlama yaparsanız o zaman karşıdaki adayın zayıf noktalarını, zaafları üzerinden siz hamle yapacaksınız. Zaaf ne olabilir? Ben ittifak kurmak zorundayım. İttifaklarla karşıyı biraz daha zayıflatma potansiyeli yaratabilirim diye düşünüyorsunuz. Bunun üzerinden İYİ Parti'nin seçimlere girmesini ve milletvekili seçimleriyle ilgili ayrıca güçlendirilmesi, grup oluşturulması için bir hamle yapacaktınız. Bu tabanda özellikle İç Anadolu'da veya farklı bölgelerde şöyle okundu. İYİ Parti desteklenmeli. Bir kesim oyumuz bu şekilde emaneten bir yere gitti. Bir başka şey daha var ki, şimdi kamuoyunun şunları bilmesine fayda var. Biraz önce yaptığımız tanımlama üzerinden eğer rakibiniz çok güçlü gelecekse, yani 400 milletvekili alması halinde bilin ki anayasa değişikliği yapacak güce geliyor. Siz birinci hamle bir defa 400 milletvekileri almaması için bir çaba içerisine gireceksiniz. O zaman bu biraz önce söylediğimiz hamleleri oynuyorsunuz. 2-367'yi bulmaması gerekiyor, referanduma götürmemesi gerekiyor. Yani diğer ittifak kurduğunuz insanlardan veya partilerden, örgütlenmelerden destek alması gerekiyor. Bunun önünü keseceksiniz. Bir hamle daha yapacaksınız. 300'ü bulmasa daha iyi olur. Niye? İşte oy çoğunluğuyla geçecek oyları, kanunları bu şekilde rahat geçirmesin. Yani kamu tartışsın. Sadece AK Partililerin onayladığı yasalar çıkmasın. Bu ülkede farklı kim varsa herkesin rızasının da olma potansiyeli ya da en yüksek desteği alacak kanunlar çıksın. Şimdi baktığımızda aslında bütün bunlar başarılmış. Yani 400 milletvekili alması engellenmiş, 367'ye ulaşması engellenmiş, 300 milletvekili alması engellenmiş. Yani bir şekilde HDP'nin baraj açması için bir emek verilmiş. Öbür tarafta İYİ Parti'nin bir noktaya taşınması için bir emek edilmiş. Parti kendi oyunu aslında bir manada korumuş, ittifaklardan kaynaklı milletvekili sayısı düşmemiş. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuzda emaneten sağa sola diğer partilere bu hamleleri yapmakla ilgili gönderdiğiniz oyları topladığınızda arada çok da büyük bir makas yok. Zaten o rozeti taşıyarak siz oy isteseydiniz partinin aldığı oylarla ve emaneten gönderdiği oylarla aynı oyları alacaktınız. Dolayısıyla her ne kadar kurultayları yani bir sol parti için demokratik bir şey olarak görüyorsanız da ve dünyanın her tarafında böyledir diyorsunuz. Sol kendi evet. içinde tartışır. Kurultaylara gider, kongrelere gider. Bunu kabul etmekle beraber neye karşısınız? Buradan hani karşı olmaktan öte şu. Bugün çok gerekli değildi bu kurultay tartışmaları. Yani burada yanlış diyorsunuz. İki şey yanlış. Bir, genel başkanın bugün itibariyle bütün bu hamleleri yapan, yani Türkiye'de ve dünyada örnek olabilecek adalet yürüyüşü yapmış, milyonları miting alanlarına toplamış, arkasından yaptığı hamlelerle karşı rakibini olabilecek zaaflarını yakalayıp en zayıf noktaya taşımış. Bütün bunların üzerinden elbette emaneten gönderdiği kimi yapılanla ilgili de ortaya çıkan oy oranları başarısızlık gibi okunsa da bu başarısızlık değil. Peki. Tam tersinden ben bugün hele yerel seçimlere gidiyorken kurultayın çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bu doğru bir tutum değildi. Bu yerel seçim aşılmalıydı. Parti içinde kavgalı bir görüntü vererek seçimlere giremez. Bu zaaflı bir durum yaratıyor. Bununla ilgili benim naçizane düşüncem biz birlikte güçlü olmak zorundayız. Yani ben hani şu gelse daha iyi olur, öteki olsa daha iyi olurun ötesinde bugün genel başkanın başkanlığında yerel seçimden atlatılmalı ve zaten genel başkan hani kendisi de bir irade koyuyor. Yani bu süreç artık elbette bu zemine gelmeli. Değişim, dönüşüm olmalı. Bu ister tüzük zemininde olur, ister aday liderlik zemininde olur.
Ondan sonra bu sürecin yaşanması gerekiyordu diye inanıyorum. Tamam, bu hamleler, sizin bahsettiğiniz hamlelerin o zaman şu anda yani muhalif demeyelim ama hani kurultay talep eden kişiler tarafından okunmadığını mı düşünüyorsunuz o zaman? Yani şimdi doğru okunmadığı ya da öyle mi diyelim? Ben yani burada belki kişisel hırslar daha öne çıkıyor. Belki başka şeyler var. Yani o zemine girmek istemiyorum ama bunun bugün doğru olmadığını düşünüyorum. Peki. Şimdi Sayın Başkan, bu sizin bahsettiğiniz, tabii bu konudan çıkacağız. Esas konumuz da bu değil zaten ama bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı stüdyolarımızda olurken bunları sormadan edemiyoruz. Bugün için bu doğru. Evet. Düşünülebilir. Yani beni ikna edebilirsiniz bir vatandaş olarak. Evet. Ama çok da konuşuluyor bu kamuoyunda. Şu kadar seçim kaybetmişti. 12, 13, 14 tane seçim referandumlarla beraber. Yani evet, olmuyor kardeşim. Ben gideyim bir tarafa da kamuoyunda çok konuşulan bir konu bu. Evet. Herkes şunu söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu dürüsttür, iyidir, iyi taktik yapmıştır, iyi hamle yapmıştır bu seçim için. Ama bu kadar da seçim kaybetmiş. Şimdi Ali buna Bey, nasıl yanıt veriyorsunuz siz? Şimdi bakın, anladığım kadarıyla bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsunuz siz. Tabii ki destekliyorum. Evet. Ben ama şuradayım bakın. Yani ben böyle gözü kara gitmiyorum. Böyle bir zeminde de değilim. Ben Muharrem Bey'i yani elimizden ne geldiyse başarısı için canla başla çalıştık. Şimdi şuraya getiriyorum. 1954'lerde çok partili seçim sistemi başladı. 45'lerde 48'de 50'de ilk seçim yapıldı. Evet. Şimdi ilk bir dönem böyle hızlı bir seçim yapıldı. Baskın bir seçim yapıldı. O zaman CHP alışkanlıklarla geldi ve çok partili sistem geldiği günden bugüne CHP'nin bu basını ettiğimiz oylar dışında bir dönem, bu 77'lerde miydi? 77. Ecevit'in dünyada sol bir dalga esiyor. Bütün dünyada. Türkiye'de yani Kürtler ayrı bir örgütlenme modeli geliştirmemişler. Kürtlerin de CHP'nin içerisinde örgütlendiği bir dönem. %42'leri bulan bir yapı olmuş. Şimdi o günden bugüne, yani bunu da eğer göz önüne alırsanız, bugün Kılıçdaroğlu'nun %26'larda Cumhuriyet Halk Partisi'ni en son, yani hani bu seçimi de demin ifade ettiğimiz çerçevede değerlendirirsek oy oranı %26'larda. Yani bu Kılıçdaroğlu ile alakalı bir mesele değil. Türkiye sosyolojisi ile alakalı bir mesele. Türkiye'de yeni bir şey geliştirmeniz lazım. Farklı bir şey bu. Bu liderle alakalı bir mesele olsaydı, evet, bunu Baykal yapardı, bunu daha önceki liderler yapardı. Yani Ecevit o dünyadaki sol dalga nın esintisiyle öyle bir noktaya gelmiş. Doğru. Türkiye'de farklı bir hareket yoktu. Bütün sol bir yerde birleşmişti. O dönemde hani bu başarıldı. Bugün aslında üst üste koyun. Yani bugün HDP'nin diyelim ki İYİ Parti'ye gidenlerin bilmem üst üste koyun zaten aynı oylara denk geliyor. Bunlar tesadüf değil. Tersinden çevirdiğimizde Sayın Nehir şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Diyorsunuz ki aslında siz özetle Türkiye'deki seçmen sağ karakterli bir seçmen. Bu zaten ortada, işte 50'de, evet, 48'de, evet, son olarak CHP, evet, geldi baskın bir seçimle, evet, ardından hiç gelmedi. Aynen öyle. Neyi tartışıyoruz? Aynen öyle. Şimdi, yani bu yüzden bizim bugün tartışmamız gereken şey şu. Daha iyi kiminle ittifak kurabiliriz? Daha iyi bu gidişattan rahatsız olan kimler var? Biz onlarla sağ olur, hı-hı, sol olur, başka bir şey olur. Hı-hı. Bu diğer renkleri birleştirecek bir mekanizma üretmemiz gerekiyor. Bize düşen görev bu. Yoksa bugün Kılıçdaroğlu başaramadı, yarın Muharrem başaramayacak, yarın öteki başaramayacak. Buradan bir başarı hikayesi yaratmak çok kolay bir şey değil. O yüzden rahatsızları bir araya getirmeniz gerekiyor. Hangi yöntemle yaparsınız onu bilmiyorum. Bunun adı tavizdir. Taviz verirsiniz, bir araya getirirsiniz. Taviz vermezseniz siz daha küçülürsünüz, marjinalleşebilirsiniz, küçülebilirsiniz. Böyle bir riski de var bu işin. O yüzden başarı, doğru ittifak kurmak, kaldı ki zaten sistem artık %51'i arıyor. Yani istediğiniz kadar %28 olun, %30 olun. Hiçbir kıymet harbiyesi, evet, yok. Yani Sayın İnce zaman zaman şöyle sözler dedi. Yani ben 55 günde işte 30.6'ya geldim, 100 günde şuraya gelirdim. Bu böyle bir şey değil. Yani işte biz 1954'ten bugüne kadar %26'yı geçemedik. Bu bütün liderler kötü müydü? Bütün bu partiyi yönetenler bir şey bilmiyor muydu? Bu doğru bir yaklaşım değil. O yüzden, evet, yani bu sosyolojiyi doğru okumak lazım. Bu sistematiği doğru bilmek lazım. Benim inancım o. Biz bugün kendi içimizde kavga ederek, kırılarak, birilerini ötekileştirerek bir yere varamayız. Biz birlikte güçlü olmak zorundayız. Ben de buna inanıyorum. Ben tabii ki kurultayı isteyen arkadaşlarım, benim çok sevdiğim, çok saydığım, yakından
birlikte davrandığım, çok değer verdiğim arkadaşlarım da var. Onları da elbette bu taleplerini saygıyla karşılıyorum. Ama bugün bütün bunları üst üste koyduğunda bu mekanizmayı hepimizin okuması lazım, doğru okuması lazım. Stratejiyi bunun üzerine kurmamamız lazım diye düşünüyorum. Peki sevgili seyirciler, Sayın Mithat Nehir'in, Samandağ Belediye Başkanı'nın kurultay ve kurultay öncesi, kurultay sonrası değerlendirmesi bu şekilde. En azından ne düşünüyor Sayın Mithat Nehir, onu sizler de öğrenmiş oldunuz ve hemen Samandağ'a girelim Sayın Başkan. Samandağ'ı konuşalım. Samandağ'ı konuşalım derken tabii sizin seçilmezden önce de, seçim döneminde de yaptığınız açıklamalar vardı. Özellikle kültür sanat etkinlikleri bakımından, festivaller bakımından. Mesela hakikaten ben şu anda şöyle bir etrafıma baktığımda Samandağ dışında artık festival yapan, kültür sanat etkinliği yapan öyle ciddi anlamda büyük çapta hakikaten yok. İşte siz de evvelte Muz Festivali gibi mesela yıllardır sürdürdüğünüz, kaç yıl oldu şimdi benim aklımda değil ama 10 yılı aştı herhalde. Değil mi? 20 yılı buldu. 20 yılı buldu. Ben yani 20 yılı bulmuş. Ama bu arada da festivallere doymuyor Samandağ. Mesela çok yakında bir turizm festivaliniz var. Evet. Samandağ için oldukça önemli bir turizm bölgesi olması münasebetiyle. Çok çok yakın bir tarihte motosiklet festivaliniz var. İpek Festivali'ni daha önce yaptınız zaten. Evet. Tam bir festivaller kenti. Tam da dediğiniz gibi. Fakat benim dikkatimi çeken bir şey var. Turizm festivali. Turizmin başkenti aslında. 90'lı yıllarda turizm bölgesi ilan edilmiş bir Samandağ'dan söz ediyoruz. Ve buyurun, söz sizde. Şimdi Ali Bey, biz ya bunları ifade ederken şunun farkındayız. Samandağ'ın belirli değerleri var. Bu değerlerin dışarıdaki insanlar tarafından fark edilmesi halinde ve Samandağlı insanımız eğer mevcut değerlerini koruyan, onu korumayı bilen, biraz biraz bu işten ekmek kazanmayı öğrenirse eğer, bizim başka çıkışımız yok. Yani biz iki şeye mecburuz. Bir, turizm yapacağız. İki, tarım yapacağız. Tarım alanlarımız her geçen gün biraz daha daralıyor. Bu ciddi bir sıkıntı. Çok verimli mümbit topraklarımız var. Toprakları gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Bir tanesi. Bir tanesi de eğer bu turizmle ilgili, bunu niye festivallerle ilgili bu kadar önemsiyoruz bu işi? Şimdi şöyle düşünün. Biz bize yapacaksak çok bir kıymeti yok. Hı hı. Yani kendi insanımız geldi, izledi, gitti. Öyle dayanışma toplantısı gibi bir şey yaparsınız. Tamam, bunun daha ötesine geçmemiz gerekiyor. Biraz daha büyütmek gerekiyor. Biraz daha ulusal ve eğer mümkünse uluslararası düzeye taşımak gerekiyor. Şimdi tabii belediye olarak tamamını bizim örgütlediğimiz, bizim yaptığımız İpek Baharı Festivalimiz var. Bunu belediye olarak yapıyoruz. Ama diğer yapılan bütün festivallerin tamamına hani imkanlarımız çerçevesinde bir ucundan destek oluyoruz. Biz belediye başkanı olmazdan önce yine bu festivallerin bir parçasıydık. Bir ucundan emek ediyorduk, koşturuyorduk. Orada bir mesela Temmuz Festivali'nin şöyle genelekselleşen bir yapısı var. Çok entelektüel bir ortam yaratılıyor. Birikimi, donanımı olan insanlar davet ediliyor. Tartışma ortamları oluyor. İşte sanatçılar geliyor, işte şiir okunuyor, öbür taraftan binlerin aynı anda keyif aldığı, sevindiği, coşku yaşadığı ortamlar yaşanıyor. Şimdi bütün bunların olduğu bir geleneksel yapıya dönüşen Evvel Temmuz Festivali'nde sadece Samandağlılar gelmiyor oraya. Biliyoruz ki mesela en son belediyenin sponsorluğunu üstlendiği Manuş Baba gelmişti ve orada tahmin ediyorum 70-80 bin insan aynı anda o sanatçıyı izledi ve aynı coşkuyu, aynı duyguları yaşadı. Şimdi bu şu yönüyle anlamlı bizim açımızdan. Bir şekilde bir gerekçe yaratıyoruz Samandağ'a gelmeleri için. Belki Reyhanlı kardeşlerimiz geldi, Kırıkhan'dan vatandaşlarımız geldi. Belki şehir dışından gelenler oldu. Bunları biliyoruz yani, gelenlerin olduğunu biliyoruz. Yani hem diğer ilçelerimizin misafir ettiğimiz kimi vatandaşlarının gelmesine fırsat yaratıyoruz. Hem şehir dışından, yani ülke dışından gelenler de oluyor o dönemeden gelen. Bunlar da sınırlı sayıda insanlar. Şimdi bir elimizdeki varlıklarımızı, değerini bileceğiz. Bunların tanıtımını yapacağız. Festivaller biraz bu işe yarasın istiyoruz. Bununla ilgili ısrar ediyoruz festival. Yani farklı farklı şeyler de olsa, gerekçeleri de olsa, yani Samandağ'da
İpek Bahri Festivali gerçekten çok farklı ses getirdi, ses yarattı. Farklı insanların ilgisini çekti. İşte Temmuz Festivali, yarın Turizm Festivali. Turizm Festivali bizim dışımızda yine böyle bir örgütlenme, bir örgütlenmenin üzerinden yürüyen bir çalışma. Orada da arkadaşlar emek ediyorlar, çaba harcıyorlar. Yine sanatçılar olacak, işte kum voleybolu olacak, farklı farklı etkinlikler yapacaklar. Başka kesimlere ulaşmak gibi bir dertleri var. Bunu da anlamlı buluyorum. Bu işin içerisinde olan arkadaşlar turizm yatırımcıları bunlar. Yani otel işletmecisi, yok işte gazinocular bilmem. Onlar bir araya gelmişler. Bir de bu işin öneminin farkında olan, böyle gönüllülük zemininde davranan arkadaşlar bir araya gelmiş. Böyle bir çaba içerisine girmişler. Bu yönüyle Samandağ adına aslında bunlar fırsatlar yaratıyor. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi ama bir bakıyorsunuz bir zaman sonra bizim bu festivallerde vatandaşımıza hani ısrarla önerdiğimiz, ısrarla bilinmesini istediğimiz. Şimdi insanlar sizin orada bir tane Beşikli mağaranız var, Titus tüneliniz var, işte Dor mabediniz var, işte yani sayacak bir sürü şeyiniz var, Hızır türbeniz var, şu var bu var. Bütün bunların birer kıymet ama bunların kıymetli olmasını da insanlara bir sunum yaparken kaliteli sunum yapın, hijyen olsun ortamınız, işte sokağınız temiz olsun, bilmem suyunuz sürekli aksın, altyapınızla ilgili sorunlar bitsin gibi yani bizim ve büyükşehrin birlikte yapmamız gereken çalışmalar bir an önce bitmeli ki bu işler gelen insanların memnuniyetini test edebilelim, memnuniyet oranlarını artırabilelim. Öyle bir zemin yaratmamız gerekiyor. Bir ayağı biz insanları buraya taşıyacak, bu organizasyona katkı sunacak bir çalışma içerisindeyiz. Öbür taraftan bu insanların memnun olması için de bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ama bu sadece kamu kurumlarıyla olacak bir iş değil. Vatandaşın, özel sektörün, işte hizmet sektöründe çalışan insanlarımızın bunun farkında olarak bir tutum ve davranış içerisinde olmaları Başkanım, gerekiyor. Başkanım şurada kısa bir virgül koyabilir miyiz? Bunu Samandağ Belediyesi için söylemiyorum. Yani Samandağ için de söylüyorum, Defne için de, Reyhanlı, Altınözü, Ankara'daki bilmem hangi belediye için de söylüyorum. Yani bunu çok sık duyuyoruz biz siyasetçilerden. Biz bunu yapıyoruz ama işte vatandaş da şunu, ne yapalım biz abi? Bakın, yani sivrisineği biz mi öldürelim? Bakın anlatayım çukuru size. Biz mi örtelim asfalttaki çukuru? Şu anda belediyelerin en büyük sorunu bu, hele Hatay'dakiler mesela. Şimdi, yani ne bekliyorsunuz vatandaştan? Vatandaştan ne bekliyoruz? Bir, şimdi kendi evinizin dibindeki banyonuzdan akan suyu caddeye akıtmayın. Bunun imkanı var. Affedersiniz, foseptik çukuruna gitmesi gereken veya kanalizasyona gitmesi gereken o suların derelere akıtılmasını istemiyoruz yani. Bunu yapmayın. Vatandaş bunu yapmasın. Hı hı. Sokakları kirletmeyin. Kirletmeseniz temiz oluruz. Belediyenin bütçesi yetmez temizlemeye. 10 milyon para harcıyoruz sırf temizlik birimiyle ilgili. Bizim yıllık temizliğe harcadığımız para bu. Şimdi yazık günah değil mi? Daha az kirletirsek 5 milyona düşecek bu. Başka işler yaparız. Şimdi bunlar vatandaş sorumluluğunda olan şeyler. Bakın siz festival... Mesela denetimi yapsanız, yani belediye yönetimi olarak, belediyeler yani denetimi ya, sıklaştırsa şimdi bakın, önüne geçemez miyiz? Şöyle bunları? Bir şey, ceza yazmanız gerekiyor. Yazın abi. Ben şuna inanıyorum. Bakın, Avrupa'daki insanlar, inanın bizim insanımızdan daha medeni olduğu için ortamı kirletmiyor değiller. Arkasından ceza geleceğini bildikleri için. Aynı ve bir zaman sonra bu alışkanlığa dönüşüyor. Yani bir sakızın kabuğunu cebinde tutuyor saatlerce. Yani bidon bulana kadar öyle atmıyor yere. Ama ben sadece sizden şöyle bir şey istiyorum. İster pazarcımız, ister festivale gelen değerli misafirimiz, ister normal bizim yerli Samandağ vatandaşımız. Şöyle bir festival sonrası orada bir dolaşın. Olamaz böyle bir manzara. Ertesi gün günlerce biz orada temizlik yapıyoruz. Şimdi yani bunun için... vatandaş bir şey yapmaz değil. Vatandaş çok şey yapar. Vatandaş kirletene karşı tutum alsın. İrade koysun. Bir şey geliştirsin. Yani elbette biz üstümüze düşeni yapmalıyız. Tabii ki belediye oluşan çukuru düzeltmeli, bozulan yolu düzeltmeli, altyapıyı düzeltmeli. Bunlar işin bir yönü ama öbür taraftan da yani bizim arzu ettiğimiz dayanışma çok zor bir şey değil. Basit şeyler bunlar. Bunlar olursa inanın çok şey değişecek. Evet. Ve ben bunları görüyorum. Ben o yönüyle de vatandaşlarımızın başladığımız günle bugün arasında fersah fersah yol aldık. Çok daha kötüydü.
Bugün çok daha iyi bir noktaya geldik ama arzu ettiğimiz noktada mıyız? Değil. Bununla ilgili daha, böyle ortak bir dayanışmayla çok daha güzel şeyler yapabiliriz. Zaten iyinin sonu yok Sayın Başkan. İyi, daha iyi, daha iyi, daha iyi diye böyle devam eder. Önümüzdeki hemen çok kısa bir tarih içerisinde iki festivaliniz daha var zaten. Az önce ifade ettik. Biri Turizm Festivali, bir diğeri de Motosiklet Festivali. Şimdi onunla ilgili de şöyle bir şeyi hedefliyoruz. Yani orada hani bizim yardımcı arkadaşımız bu konuda Mehmet Ali Bey çok emek verdi. Bu işin asıl fikir babası o. Şimdi bizim insanımız şu yönüyle çok sıkıntı yaşıyoruz ayrıca Samandağ'da. Çocuğumuz motosiklet ister alırız. Ama motosikleti plakalı mı belli değil. Onu kullanırken kask kullanır mı belli değil. Kurallara uyar mı? Yani sollama yapmamız gereken yerden sağdan geçeriz, sıkıntı yok. Işıklarda durmadan geçer miyiz, geçeriz. Şimdi bütün bunların olduğu yerde kazalar da oluyor. Ölümlü kazalar oluyor, canımız yanıyor. Biz ailelerden, ebeveynlerden, abilerden, ablalardan, teyzelerden şunu rica ediyoruz. Yani bu çocuklar bizim canlarımız. Yani biraz daha bu konuda bir hassasiyet istiyoruz. Kamu kurumları bunun üstüne gittiği zaman bu sefer şöyle bir algı oluşuyor. Vay biz Samandağlıyız, bizim üstümüze çok geliyorlar, ceza yazıyorlar bilmem. Ama öbür taraftan da canımız gittiği zaman da inanılmaz acılar çekiyoruz. Değil mi? Hele siz de Samandağ'da, Arsuz'da, sahil kentlerinde çok ölümlü motosikletlerin karıştığı kazalar oluyor. Tamam, bir model oluşturuyoruz. Yani bakıyorsunuz çok korkunç yollardan, çok yani normal bir motosikletin geçmeyeceği yerlerden orada böyle bir pist oluşmuş ve adamlar kaskıyla, o giyindikleri kıyafetlerle, bilmem aldıkları önlemlerle sapasağlam hiçbir şey olmadan ve oldukça hızlı da gitse hiçbir sıkıntı yaşamıyorlar. Yani bu model olsun istiyoruz. Yani bir görsel bir şey yaratıyoruz. Böyle bir şeye hizmet etsin. Öbür taraftan da bu Türkiye'nin muhtelif yerlerinden hali vakti yerinde olan insanlar geliyorlar. Onlar da bu çerçevede hem Samandağ'ı tanıma şansı oluyor, Samandağ izleyenler geliyor, bununla ilgi gösteren insanlar oluyor. Yani bu çerçevede bunun da ilçeye bir katkısı olacağına inanıyoruz. Peki Sayın Başkan, başarılar diliyoruz size festivaller konusunda özellikle. Tabii Başkanım, önümüzde çok konu var ama sizden cevaplarınızı daha kısa vermenizi rica edeceğim. Önümdeki soruların tamamını tamlayabileyim diye. Samandağ Belediyesi'nin bana sorarsanız en ciddi sorunları arasında hizmet birimi olarak hizmet binası. Yani hakikaten o binanız çok yaşlı herhalde. Bir tadilat yaptınız ama yaşını şimdi ben bilmiyorum. Samandağ'a gerçekten de yakışmayan bir binanız var. Evet. Siz de bunu yenileme adına bir takım çalışmalara başladınız zaten. İsterseniz oradan başlayalım. Nasıl bir bina yapacaksınız? Ne zaman başlanacak? Ne zaman bitecek? Ne diyor Samandağlılar bu konuda? Şimdi şöyle, Samandağ Belediyesi'nin hizmet binası ile ilgili şu an mevcut hizmet binamız 1970'li yıllarda yapılmış ve siz de çok iyi biliyorsunuz ki o dönemler deniz kumuyla yapılıyordu inşaatlar. Deniz kumuyla yapılmış, demirler korozyon olmuş, çok düşük şiddetli bir depreme dahi artık dayanıklılığı kalmamış. Karot testlerinden de bunlar belli oluyor. Şimdi bu çerçevede bizim bu binayı her türlü yenilememiz gerekiyor. Ama bir şey yaparken de biz artık dün olduğu gibi 40 bin nüfuslu bir ilçe değiliz. 120 bin nüfuslu bütün köyler mahalleye döndü. Eski belde belediyeleri mahalleye döndü. Ve bütün tamamının hizmetleri bir merkezden verilmeye başlandı. Böyle olunca kapanan 10 tane belde belediyesi, yeni katılan 23 tane köyün idari yapısı ve zaten eskiden devam eden ilçe belediyesinin personeli aynı yerden hizmet vermeye devam ediyor. Şimdi doğrusu 40 binken verdiğiniz hizmet ile 120 bin nüfusa ulaştığınız zaman sayınız arttı, insanların oturacak yeri kalmadı, üst üste dip dibe mecburuz. Yani bir şeyi değiştireceğiz. Şimdi gerekçeler bunlar. Binayı nerede yapalım? Eğer mevcut yerinde yapacak olsak, bugün itibariyle şöyle bir gün bizi ziyaret edin ve aracınızla gelirseniz eğer, aracınızı koyduğunuzda ikinci sıra, üçüncü sıra böyle parklar oluşuyor. Neredeyse geçiş tek şeride düşüyor. Şimdi böyle bir bina, bir kamu binası bir defa insanların
araçlarıyla geldiği vakit hizmeti alabilecek bir süre de tanırsanız eğer, aracını koyacak yeri yok, çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Bununla ilgili biraz daha geniş, biraz daha ferah, biraz daha böyle hizmetin kolay alınabileceği, mutlu olunabilecek bir ortam yaratmamız gerekiyordu. Bununla ilgili belediyenin mülkü dahil, mülkleri içerisinde olabilecek bir alan aradık. Önce bir kamulaştırma süreci olsun istedik. Başka böyle herkesin erişebileceği bir noktaya taşıyalım istedik. Kamulaştırma işi orada bitmedi, bitemedi. Vatandaşlarla bir ihtilaflı durum oluştu. Bir mahkeme durumu var, hacizler var vesaire. Yani dönem sonuna yetişmedi, yetişmiyor. O zaman dedi ki belediyenin kendi mülklerinde ve yeni yapılan planlamada oldukça yani medeni şehirlerde olduğu gibi geniş bir park olsun, otopark olsun, işte hemen dibinde kültür merkezi var, yarın bir gün kaymakamlık binasının oraya taşınma durumu var. Bütün bunların olduğu bir yerde aslında bir manada sanki yeni bir samandağ, yeni bir yapılanma oluşuyor. Böyle bir zemine taşınabilir mi? Meclis üyesi arkadaşlarımızla işte sağdan soldan farklı fikirleri de alarak böyle bir karara vardık. Şimdi şu gördüğünüz ekranlarda şu anda olsun değil mi? Ekranda yani gördüğünüz bina şu gelmiş. An o aşamaya geldi. Evet. Tahmin ediyorum yıl sonu itibariyle böyle ele avuca gelecek bir noktaya erişmiş olacak. Bütün birimlerin içerisinde rahatlıkla hizmetini verebileceği, park sorunun olmadığı, erişiminin de aslında düşünüldüğü, yani özellikle bu Karaçay bölgesi insanlarımızın rahatlıkla erişebileceği bir planlama da yaptık. Ama tabii bu bir süre kamulaştırma gerektiriyor. Siz şeyi çok iyi bilirsiniz. Koyunoğlu mahallemizin hemen alt tarafından şeye doğru, denize kadar bir ek bir güzergah planlandı, bir yol tanımlandı. Bunun üzerinden böyle bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah ömrümüz vefa ederse hem yolu hem hizmet binasını Samandağ'a yakışacak bir şekilde dönüştürüp 2019 yılı sonunda mı bitecek? 2019 sonuna kalmaz. Kalmaz. Evet. Yani siz yani, bitirmeyi mi düşünüyorsunuz? Tabii tabii. Yani siz mi bitireceksiniz yani? Onu soruyorum. Büyük bir ihtimalle bitecek tabii. Yani biz hedefimiz o. Ama Sayın Başkan, ben aslında daha farklı bir soru sordum. Yani ben size aday mısınız yeniden aslında biraz ona gelmek istedim. Şimdi, ama tabii siz buyurun, şimdi bu kısmet yani ben anlıyorum sizin ne demek istediğinizi. Siz bizim elbette yarım kalan işlerimiz var, planladığımız işler var, bunların bitmesi gereken şeyler var, kamunun beklentileri var. Yani bu manada elbette istiyoruz bunların olmasını, bitmesini vesaire. Ama oluruz olmayız başka bir şey. Fakat bu yaptığınız planlamalar biz olmasak da her kim olacaksa yine bu işlerin olması bitmesi gerekiyor. Peki daha önce bu soruyu sordum Sayın Başkan ama bugün herhalde bu soruyu sormak çok anlamlı olacak. Çünkü yerel seçimlere çok kısa bir süre kaldı. Daha önce sizlerle programlarda sohbet etmiştik. Mithat Nehir aday mı değil mi? Şimdi artık 5-6 ay işte bir şekilde belirlenecek adaylar. Mithat Nehir ne düşünüyor? Samandağ'la ilgili, adaylığıyla ilgili, şimdi partisiyle ilgili. Ali Bey şöyle, ben... partinin dışında farklı bir hayalim yok. Yani onu çok açık ifade edeyim. Partiyle bu noktaya geldik. Bundan sonra partiyle devam ederiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oluruz. Yolumuza devam ederiz. Olmayız. Partinin daha güçlü olması için, daha çok kapsayıcı olması için üstümüze düşeni yaparız. Peki çok açık net soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi şu ya da bu şekilde, çünkü sizin dışınızda da adaylar olacak. Elbette. Dediler ki kardeşim Mithat Nehir değil, Ali Yolcu olsun. Siz ne yaparsınız? Yani mesela Halkların Demokratik Partisi'nin orada ciddi bir potansiyeli var Samandağ'da. İyi Parti olabilir. Yani mesela böyle bir şey düşünmez misiniz? Düşünün. Yani düşünün. Ya CHP ya değil. Evet. Bu kadar açık. Açık, evet. Bu kadar peki. Net yani. Bunu tartışmıyorum bile. Peki Sayın Başkan. Tamam. O zaman devam ediyoruz efendim. Birinci etap... Toplu konutlarla ilgili bir yapıldı, bitirildi, teslim edildi bildiğim kadarıyla. Doğru, onlar. Tabii. Çok sayıda tartışma yaşanmıştı o zaman. Evet. Ama siz bu tartışmaların hiçbirini aldırmadınız. Mithat Nehir olarak ve belediye yönetimi olarak ikinci etapa başladınız. Şimdi ikinci etap çalışmaları sürüyor. Doğru. Onunla ilgili konuşalım biraz. Şöyle, şimdi daha önce yine sizinle beraber bu konuyu birkaç defa konuştuk. Bugün yeniden bir şeyleri hatırlatmak adına bunların konuşulması gerektiğine inanıyorum. Şimdi Samandağ'da ya maalesef şöyle bir kültür var.
Siz ne yaparsanız yapın, birileri rahatsız oluyor. Birileri bunu eğer bir açığınızı bulursa dava ediyor, engellemeye çalışıyor, başarısız olmanı istiyor, bilmem aklınıza ne gelirse bunlar olur. Savunma bunu... özel bir şey mi? Hayır, başkanım? Bu siyaset belki. Hani biraz daha büyük. Siz de biraz siyaset biraz daha farklı ama Samandağ. Yani siz de işte kendiniz söylüyorsunuz. Evet, söylüyorum yani, ya. Ben evet. Samandağ'ı iyi tanıyorum. Evet. Ben Samandağlıyım. Şimdi, şimdi böyle olunca da yani o ilk yaptığımız çalışmalarda gerçekten böyle sıkıntı yaşatılmak istendi. Sağda solda manşetler atıldı. Bunlar tapulanamayacak, verilmeyecek, oturulmayacak bilmem. 50 bin tane tevatür üretildi, dava edildi. Yani çok şükür ne davasıyla ilgili, ne üretilen tevatürlerle ilgili, ne hiçbir şey olmadı. İnsanlar gayet mutlu. Şu an o konutlarda yaşıyorlar. Şimdi biz bu çalışmaları yaparken, daha önce de eğer ilginizi çektiyse, daha ilk söze başlarken, Samandağ'ın iki tane çıkışı var diyoruz. Bunlardan bir tanesi tarımdır, bir tanesi turizmdir. Tarımla ilgili kısmında biz eğer birlikte yaşamayı beceremesek, evet, birlikte en az toprak üzerinde en çok verimi alacak bir çalışma içerisine girmesek, bu topraklarımız tahmin ediyorum 8-10 yıl içerisinde iyice bir azalacak. Yani zaten verimli tarımın yapılabileceği arazilerimiz kalmadı. Bu sadece imar baskısından kaynaklanmıyor. Yani miras hukukundan da kaynaklanan bir durum var. Bu toprak koruma kanunu çıkmadan önce tarım arazileri de 3'e, 5'e, 10'a, 20'ye bölünüyordu. Bugün işte bölünemiyor. Yani 5000 metrekarenin altında siz tarım arazisini bölemiyorsunuz. En az 5000 metrekare olmak zorunda. Ne oluyor bu sefer? Biri diğerine satmak zorunda kalıyor. O bütünlük yapı korunmaya çalışılıyor. Bu doğru bir karar. Yani kanaatince. Şimdi bir taraftan bu toprağı koruyalım. Topraklarımız milyonlarca yıl Asi Nehri emek etmiş, çalışmış, böyle toprakları üretmiş. Biz bu toprakları korumalıyız, korumak zorundayız. O yüzden toplu yaşamamız, o yüzden toplu konutlar, o yüzden hani yerine göre eğer koşulları oluşuyorsa kat yüksekliğine de fırsat veren bir mentaliteyle yaklaşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu olayın en önemli ayağı. İkinci ayağı da mümkün mertebe daha ekonomik koşullarda orta gelirli vatandaşlara hitap eden yaklaşımlarla iyi bir kalitede evler imal ediliyor ve ilgilisine sunuluyor. Bunlar karşılıklı bir denge üzerinden hem satışı yapılabiliyor, hem orada yaşayan insanlar çevre düzenlemesiyle, otoparkıyla, çocuk oyun alanlarının güvenliğiyle, yani birçok yönüyle müstakil yapılan evlere ya da işte çarşı merkezinde yapılan evlere fark atan bir, evet, pozisyon yaratıyor. Bununla ilgili de tercih ediliyor. Tablo bu. Yani daha önce verdiğiniz bir tarih vardı, 2018'in sonuna doğru bitecek diye. Gene bitmek üzere, bitecek. Aynen o, devam ediyor. Bakın tarihe, şu an evet, konutlar işte %65-70 oranında fiziki gerçekleşmesi, evet, var. Evet. Yani hızla da devam eden çalışmalar var. Peki Sayın Başkan, yine sizinle daha önce yaptığınız programlarda çok söylemiştiniz. Yani Hatay ilinin aslında Büyükşehir Belediyesi'ne hazır olmadan böyle bir sisteme geçildiği, dolayısıyla ilçe belediyelerinin bir manada işlevsizleştirildiği, hatta çok açık söylemiştiniz, kardeşim böyle sürecekse kapatsınlar, istemiyoruz ilçe belediyelerini de demiştiniz. Ama buna rağmen de, bütün bu söylenenlere rağmen de çalışmalara bir şekilde devam ediliyor. Evet. İşte Hatay Büyükşehir Belediyesi mesela, Nazım Hikmetran, tabii bu arada saygıyla sevgiyle anıyoruz, caddesi üzerinde Ahmet Rasim Sokak'ta önemli çalışmaları var. Buradan girişle biraz da Hatay Büyükşehir yapalım mı? Şimdi yani Hatay Büyükşehir özelinden çok, yani yasanın kendisiyle ilgili bizim, hı-hı, eleştirilerimizi geri almadık. Aynı zemindeyiz. O eleştiriler aynıyla vaki ve Türkiye aslında birkaç gün önce farklı sinyaller verildi hükümet kanadı tarafından. Hı hı. Sadece 750 bin nüfuslu illerde değil, Türkiye'deki bütün illerin büyük şehre dönüştürülmek gibi bir planlama olduğu, daha güçlü il belediye başkanlıkları, valilikleri lağvetmek gibi bir planlama. Yani burada aslında yerelde bir yerde merkezileştirme, yerelin hizmete erişimini zorlaştıran bir yaklaşım var. Daha da ötesine gideyim.
Aslında dünyanın birçok medeni ülkesinde çok küçük nüfuslu yerlerde bile belediyeler oluşturulmuş ve o belediyelere dünya kadar yetkiler verilmiş. Hı hı. Daha önce gene böyle bir sohbetimiz olmuştu, hatırlıyorum. Şimdi 3000, 5000, 10000 nüfuslu yerlerde birçok yetkiyle donatılmış, ben Fransa'da gördüm, Almanya'da gördüm, İsveç'te gördüm. O belediyelerde sınırları dahilinde yaşayan vatandaşların bütün dertleriyle ilgili tek yetkili kurum belediye. Güvenlik dışında. Güvenliği farz edin ki bizde İçişleri Bakanlığı'na bağlıyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın buradaki yerel birimi kimse, oraya tabi tutuyorlar. Gerisi okulu da belediyede, sağlığı da belediyede, ulaşımı da belediyede. Yani bütün her şeyi belediyeye devreden bir yaklaşım. Şimdi bu aslında beraberinde şunu getiriyor. Biraz vatandaşına güvenen, vatandaşına inanan, vatandaşın oradaki bir mekanizmayla bu süreçlere katılımına fırsat veren, velev ki yani 10 bin nüfuslu bir yerde 15 meclis üyesinin olduğunu düşünün. Sonuçta 10 bin nüfuslu bir yerin 15 kişilik bir heyeti oluşuyor. Muhtarlıklar var, başkaları var, işte sivil toplum var. Bütün bunlarla bir şekilde bunlar yürüyebiliyor. Şimdi bakın, 1,5 milyonlu diyoruz. Üstüne bir de misafirleri de katarsanız 2 milyon nüfuslu bir Hatay. 87 tane meclis üyesi var. Bunun zaten şu an iktidar gibi görünen, hani Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Cumhuriyet Halk Partili, meclisi ezdi çoğunluğu AK Partili olan bir meclis var. Burada 2 milyon insanı ilgilendiren kararlar oradaki 50 kişi üzerinden yürüyor. Halbuki yerel üzerinden gitseydik, yani biz bu işi paylaştırmış olsaydık, yani daha önceki sistemle gitmiş olsaydık, biz 100 bin nüfusun kararlarını 30 kişiyle vermiş olacaktık. Bunu katlayarak giderseniz yani kaç meclis üyesi eder? İşte, yani bine yakın o zaman eder. Yani işte bu kadar insanın yani ortaklaştığı bir karar süreci yaşanıyor. Yani bu yönüyle siyaset aslında daraltılıyor, merkezileştiriliyor. Bu vatandaşa güvensizlik anlamına geliyor. Ben böyle okuyorum. Sistem tıkanıyor, doğru çalışmıyor, yürümüyor. Bir de şeyde adaletsizlik var. Şimdi şöyle düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'da 342 bin oy aldı. Mecliste temsiliyet oranı 25 meclis üyesi. AK Parti 340 bin oy aldı veya daha 338 bin oy aldı diyelim. Temsiliyet oranı işte mecliste 50 tane meclis üyesi. Biri diğerinin oy olarak daha az oy almış olmasına rağmen iki katı kadar meclis üyesi alabiliyor. Yani adaletsiz bir dağılım var. Bu ciddi bir sıkıntı. Yani belediye başkanı doğal olarak her ilçenin belediye başkanı meclis üyesi oluyor büyük şehirde. Kontenjanı alan oradan gönderiyor bir kişi daha. Fazla oy almış olan bir kişi daha gönderiyor. Zaten 11 tane ilçeyi aldıkları vakit AK Parti'de 33 millet meclis üyesi otomatikmen öbür tarafa geçiyor. Hı hı. Yani arada diğer, şimdi böyle sistem olur mu? Yani siz Hatay üzerinden baktığınız zaman daha dengeli, daha sağlıklı bir şeyin olması gerekiyor. Hı hı. Bu adil bir yönetişim şekli değil. Bu çıkamaz mı başkanım? Yani mesela bunun şeyi, yani bunu söylemek zorundayım. O halde siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 11 diğer 11 ilçeyi de almaya çalışın. En azından yarısını almaya çalışın. Anladım da şimdi bu çok yani, mümkün değil mi yani? Şimdi bu mümkün olsun olmasın bu başka bir şey. Yani farz edin ki CHP'de olsaydı bu doğru mu olacaktı? Gene yanlış. Yine eleştirecek mi? Eleştireceğim tabii, yani bugün de eleştiriyorum. Yanlış yani. Yani CHP'de de olsa bu yanlış olurdu. Bu doğru bir yönetim değil. Hı. Bu doğru, adil bir paylaşım değil yani. İnsanların oy haklarının oraya yansımasını engelliyorsunuz. Yani bu böyle bir şey olur mu? Yani orada hata var. Bir şey daha. Şimdi yani kurumsal bir yapıya dönüşene kadar epey bir zaman geçiyor. Bu çok kolay bir iş değil yani. Yeniden evet, bir şey kuruyorsunuz ve bir sürü yetki sizin elinize geçiyor. İlçe belediyelerinin yetkileri devredildi. Bütçelerinin önemli bir kısmı devredildi. Gelirleri bir kısmı oraya gitti. Şimdi bütün bunlar üzerinden tabii 15 ilçe, bütün ilçeler bir beklenti içerisinde. Yani daha nüfusu oranında mı dersiniz, başka bir kriter mi koyarsınız, ama bütün ilçelerin bu paydan bir şekilde faydalandırılması gerekiyor. Bir de o yetmez, ilçelerde mahalle dağılımlarına baktığınız zaman yine mahalleler üzerindeki nüfus yoğunlukları üzerinden bir pay verilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu çok kolay yönetilebilecek bir şey değil. Biz Hatay'da
Yani Samandağ'da mesela şu iki tane cadde sizin biraz önce ifade ettiğiniz, evet, 9 ay önce hat su kazısı oldu. İşte 9 aydır bekliyoruz. Vatandaş her gün bizi arar. Tozdan, dumandan boğulduk, çukurdan boğulduk bilmem. Yani hani sağ olsunlar bir iş yapmak için kazıldı. Ama yani bir şeyi yapmak için de 9 ay bekletmeyin. Yani bu toz, duman bilmem, insanlar çukur içerisinde düşüp kalkmasın. Bu sıkıntılı bir durum. Hani bunu ben partili bir belediye başkanı olarak ifade etmenin ötesinde hani vatandaşların serzenişlerini burada ifade etmek durumundayım. Bu, evet, ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Yani ben Büyükşehir'in yaşadığı sıkıntıları da biliyorum. Yani, evet, kredi ister, kredide engel olur. Başka yatırımlar ister, orada sıkıntılar yaşatılır. Böyle olunca bir taraftan orada kazdığımız ve bir an önce yapmak zorunda olduğumuz işler var. Öbür taraftan da bununla ilgili bütçeyi oluşturamadığımızla ilgili gerekli hizmeti verememekle yaşadığımız sıkıntılar var. Yani bunların içerisinde boğuşup duruyoruz. Maalesef sıkıntılı bir durum. Biz ilçe belediyeleri hani kapansın derken aslında bu bir serzenişin ifadesidir. Yani düzgün yetki verilmeli, düzgün bütçe verilmeli. Bu şekilde daha verimli olabilecek yönetim orada yapılabilir. Başka türlü büyükşehir üzerinden arzu edilen hızda ve standartta bu hizmetlere erişmek çok kolay olmayabiliyor. Evet, peki Sayın Başkan, belediye meclisi olarak siz bu sokak adlandırmalarına da oldukça önem veriyorsunuz. Dikkat çekici isimler var, mesela Bülent Ecevit Parkı gibi, işte Nazım Hikmet Parkı gibi, Bahriye Üçok Parkı gibi. Ve dikkatimi çok çekti Kemal Kılıçdaroğlu Parkı gibi. Bu isimler nasıl belirleniyor ve nasıl şimdi, o isimleri... Şöyle Ali Bey, şimdi siz yani sonuç itibariyle bir siyasi partinin mensubuyuz ve bizim bir siyasi duruşumuz var, bir siyasi, evet, yaklaşımımız var. Doğru. Şimdi Samandağ'da ta geçmişten bugüne kadar halkın da bir iradesi var. Yani taraf olduğu bir duruş var. Bu duruşa uyacak isimler üzerinden bir çalışma yapılıyor, hı hı, doğal olarak. Yani yani bir gün hani üzülerek burada da ifade etmek zorundayım. Bir sokak isminin değiştirilmesiyle ilgili Büyükşehir Meclisi'ne bir o zaman numarataj işlemleri Büyükşehir'de yürütülüyordu. Evet. Bir sokak isminin değiştirilmesiyle ilgili ricada bulunduk. Şimdi yani 40 dereden su geldi ve biz o sokak ismini değiştiremedik. Bir tane böyle özel bir ricamız olmuştu. Olmadı, değiştirmediler. Yani uygun değil dediler, başka bir şey dediler. Şimdi doğrusu orada çok incindik yani, onu da ifade edeyim. Hangi isimdi o başkanım, onu konuşalım mı? Yavuz sokak ismi. İnsanlar dedi ki ya biz çok farkında değiliz. Sonra işte bir tabela gördük ya, böyle istemiyoruz. İstemiyoruz. Yani oradaki halkın sokakın, istememesi yani, kadar da normal bir şey de olamaz. Bu sokakta yaşayan bir sakin olarak ben böyle bir ismin olmasını istemiyorum. Şimdi ne istiyorsunuz? Ya işte bizim burada çoğunlukla yaşayan şu ailenin soy ismi var. İster bunu koyun, ister çiçek ismi koyun, ister yani böcek ismi koyun. Ama Yavuz istemiyoruz. Ama yapmayın bunu. Yani tarihe döndüğünüzde yani, aslında haksız da sayılmazlar. Şimdi yani, hani biz oraya da gelmek istemiyoruz ama yani neyle karşılaştık? Olmaz da olmaz dediler. Şimdi madem öyle, o zaman biz de dedik ki kardeşim bu numarataj etkisi bize geçerse eğer, biz vatandaşların bütün bu taleplerini dinleriz ve arzu edilen vatandaşların da uyum içerisinde olacakları, rahatsız olmayacakları, keyif alacakları isimleri de oraya yazarız. Hı. Böyle de yaptık. Meclisimizin de böyle oy birliğiyle aldığı bir karardır bu. Evet, harika. Peki Sayın Başkan, devam ediyoruz. Az önce aslında siz program akışı içerisinde temizliğin, çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptınız ve vatandaşlar ne yapabilir bu konuyla ilgili de bizi bilgilendirdiniz. Şimdi Hatay'ın genel anlamda bir haşere sorunu var. Bu, evet, çok konuşuluyor. Hele, evet, Antakya'da, bizim şu anda Antakya Defne inanılmaz derecede kötü. Özellikle Asi Nehri'nden de tabii biraz kaynaklı. Gerçi Sayın Lütfü Savaş Asi Nehri'ndeki çalışmaların kısa bir süre içinde bitirileceğini ve bundan sonra böyle bir sorun yaşanmayacağını söyledi. Ama Samandağ'da oldukça ağaçlı bir bölge, deniz olayı var, akarsularınız var. Öncelikle haşere sorunu var mı bilmiyorum Samandağ'da. Ve sizin bu konuyla ilgili yaptığınız çalışmalar, mesela çöp konteynerları. Sayın Savaş dedi ki ilçe belediyeleri dezenfekte etmiyor, temiz tutmuyor dedi. Yok. Ondan kaynaklanıyor dedi. Yok, bir kısım. Yok, şöyle. Buyurun. Şimdi tabii yani burada böyle bir polemik yaşamak istemem ama yani keşke olsaydı, sohbet etseydik. Yani bunu düzenli biz temizliyoruz, yapıyoruz ama, hı hı, bakın şimdi haşarenin üreme mekanları üzerinden yola çıkarsa
Özellikle hani sivrisinek nerede ürüyor? Durgun suların olduğu yerde bir defa bu sinekler üreme yapar. Evet. Şimdi ya o suları yok edeceksiniz, bataklıkları kurutacaksınız, hatırlarsınız yani bu vaktiyle sıtma ile mücadele de çok dillendirilen bir şeydi bizim çocukluk yıllarımızda. Tabii. Şimdi ya bataklığı kurutacaksınız ya da bataklıkta o üremeyi durduracak ilaçlar atacaksınız. Şimdi biz yaklaşık işte 2009'dan bu yıla kadar, 2018'in başına kadar biz yaptık bu işi ilçe belediyesi olarak. Yani yer yer sıkıntılar yaşadık, eksikler yaptık, şu oldu boldu ama iyi bir noktaya getirdik ilçe belediyesi olarak. Ha bugün bu yetki büyükşehre devredildi. Büyükşehrin bu işi yapması gerekiyor. Şimdi büyükşehir de tabii bu işi bilimsel veriler üzerinden yapmak zorundasınız. Başka türlü başarılı olamazsınız. Bir şey daha, bütün kamunun bilmesi gereken bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. En iyi yapılmış mücadele yönteminde de %100 başarı şansınız yok. Öyle bir şey yok. Yani %50-60'larda başarı iyi bir başarıdır. Sinek mücadelesi böyle bir şeydir. Şimdi bunun üzerinden eğer doğru bir kurgu yaparsanız, bilimsel veriler üzerinden çalışma yaparsanız, o biriken suların içerisine üreme zamanlarında larvasitler atarsanız, larva mücadelesiyle ilgili, bir de düzenli bir uçkun mücadelesi yaparsanız önemli oranda bu işi tamponlarsınız. Yok edemezsiniz. Yani öyle bir şey yok. Yok edelim, bitirelim filan. Öyle bir dünya yok. Bitmiyor çünkü. Yani öyle bir gerçek var yani. Ama bu yıl ilk başlarda ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu aralar iyi gidiyor. En azından hani bize bu yönde dönütler oluyor. Farkındayız. Daha önce korkunç düzeyde böyle şikayetler alıyorduk. Bugün bir noktaya geldi. Umarım bundan sonra daha da iyi olur. Yani önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki yaz mevsimlerinde daha doğrusu daha iyi bir daha iyi bir zamanlama değil. Evet, Hatay açısından. Planlamayı doğru yaparsanız... Bir bütün olarak yapılan bir iş bu. Evet, öyle daha iyi bir Hatay bekliyoruz. Doğrusu da bu. Peki Sayın Başkan, az önce festivallerden söz ettik ve Samandağ'ın bir festival kenti haline geldiğini söyledik ama... Bir çalışmanız daha var belediye olarak. Mesela çok sayıda kursa imza atıyorsunuz. Yüzme gibi, bağlama gibi, İngilizce gibi, hatta işte yeni bir kurs işaret dilini öğretme gibi. Evet. Bunları okulların kapanmasıyla beraber mi yapıyorsunuz yoksa öğrencilere yönelik daha fazla? Evet, öğrencilere yönelik. Bununla ilgili biraz bilgi alalım başkanım. Şöyle söyleyeyim Ali Bey. Şimdi belediyenin asli işi değil gibi görünüyor bunlar. Yani belediye kurs açmak, işte dil öğretmek, yok bağlama öğretmek, yok işaret dilini öğretmek, yüzme öğretmek gibi hani belki asli iş gibi görünmüyor ama şöyle düşünün. Şöyle bir hedefimiz var. İyi insan yetiştirmemiz lazım. Bunu okullarımız yapmalı, bunu özel okullarımız yapmalı, anne babalar yapmalı, işte belediyeler yapmalı, kurumlar yapmalı. Herkes bu amaca hizmet etmeli bir yerden. Şimdi biz birilerine yüzme kursu verirken o kurduğumuz sosyal ilişkiyle, o verdiğimiz mesajlarla, o birlikte oluşturulan o sohbet ortamıyla bunlara hizmet eden bir yerdeyiz. Bir taraftan iyi insan nasıl yetiştireceğiz? Bir taraftan da dünyalı insan yetiştirelim. Dünyalı insandan kastım da şu, sadece doğduğu yerde ölenler değil, farklı yerlere, farklı ülkelere gittiği zaman, o donanımla gittiği zaman, yüzme bilen, işte bir enstrüman çalan, dil bilen, bilmem böyle insanlar, böyle çocuklar olduğu vakit siz arkanıza dönüp bakmazsınız yani. Benim çocuk gitti mesela bilmem farklı farklı ülkelere. Bazen telefonla erişemediğimiz zamanlar oldu. Acaba ne oldu, ne bitti? Yani zaman zaman kaygılandık ama yani biliyoruz ki yani dille ilgili bir derdi yok. Sonra kendini ifade edebilecek, işte şu yetenekleri var. Bilgisayar kullanır, araç kullanır bilmem. Yani bunlar... Yetiştirmişsiniz. Evet. Sizin de kastınız o zaten. Evet, şimdi bu hani benim şahsımla ilgili bir mesele tabii, değil. Tabii. Bu toplumun artık bu yeni jenerasyonun bunları bilen... Ben iyi yüzme bilmiyorum, üzgünüm. Keşke vaktiyle benimle ilgilenselerdi. Benim için yasaktı, denize gidemezdim. Çünkü her gün birilerinin boğulma haberleri geliyordu. Annemiz babamız kaygılanıyordu. Bize yasak koyuyordu. Bu arada o devam ediyor biliyorsunuz. Ediyor işte yani bakın. Mesela 750-800 tane öğrencimiz bugün kursta. Yüzme kursunda. Bizim zamanımızda öyle şeyler yoktu. Yani bu bir de kamu kurumu tarafından çocuğu evinden alıyoruz. Kursa getiriyoruz. Eğitiminin başında duruyoruz. Ondan sonra alıp tekrar evine götürüyoruz.
Şimdi bu hizmetle ilgili vatandaştan da bir bedel talep etmiyoruz. Sıfır bedel mi? Evet, sıfır bedel. Şimdi bunu gerçekten önemsiyoruz. Bu değerli bir şey. Bunu aynı zamanda diğer kurslarda çocuklar kendileri geliyorlar. Ama yüzme kurslarıyla ilgili bu özel bir çalışma. Yani işitme engelli vatandaşların işaret diliyle ilgili. Bir gün ziyaret ettim o kursu. Bir baktım ki orada bu kursu alan arkadaşlar hepsi üniversite mezunu. Sosyal hizmet mezunu, sosyoloji mezunu, psikoloji mezunu bilmem. Yani bu bana ek bir şey getirir. İşe girmeme bir katkı sunabilir fikriyle. Bir elimde bir sertifika olsun, bir katının belgesi olsun, bir şey olsun. Bunu da sunarım. Yarın buna ihtiyaç olabilir, elimde bulunsun. Yani bunları da öğreneyim. Bir de bir şey daha var. Yani %10 engelliyle yaşıyoruz beraber insanlarla. Evet, tabii. Yani onlarla iyi iletişim kurabilecek bir fırsat yaratalım. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğinizde aslında iyi bir nesil yetiştirmenin, iyi insan yetiştirmenin derdindeyiz. Enerjisini harcayacak mekanlar oluşturmamız gerekiyor. Bu çocuklar kötü alışkanlıklar edinmemeli, kötü ilişkiler geliştirmemeli. Yarın biz toplumun bütün idari ve mülki yapısını bu çocuklarımız eline alacak. Doğru yetiştirmişsek, iyi şeyler yapmışsa bunlardan zarar gelmez. Tam tersine bu insanlar bizim zenginliğimiz. Peki yüzme, tabii yüzme kursu da var. Çok da konuştuk yüzme kursunu. Sizin küçüklüğünüzde aileniz, anneniz, babanız işte sizi denize salmıyordu çünkü boğulma olayları yaşanıyordu. Aynen. Ben de dedim ki boğulma olayları devam ediyor. Bunu siz de zaten biliyorsunuz. Samandağ Belediyesi tam da bunun neresinde? Yani şu çok konuşuluyor. Ya niye önlem alınmıyor? Bu Samandağ Belediyesi'nin uhdesinde olan bir önlem mi? Hatay Büyükşehir'in mi? Devletin kendisinin mi? Ya da alınabilir mi önlem? Ya da ne yaptınız önlem adına? Şöyle bir şey söyleyeceğim size. Şimdi bunu söyleyen insanlar, şimdi devlet insan hayatını korumakla mükellef. Evet. İnsan hayatını bir şekilde zararlı, niye trafik kuralları var? Niye kurallara uymadığınız zaman ceza yazarlar size? Yani birilerinin canını tehlikeye atma riskiniz var, kendi canınızı da tehlikeye atıyorsunuz. Evet. Şimdi denize girerken nasıl yapacağız? 14 kilometre uzunluğunda bir sahilimiz var. 14 kilometrenin tamamına biz orada jandarma mı koyacağız? Biz orada kuleler oluşturup 14 kilometre boyunca hangi bütçeyle yapacağız bu işleri? Böyle bir şey yok. O yüzden mümkün mertebe belirli noktalarda can kurtaranlar oluşturuldu, kuleler oluşturuldu ve oralarda insanların yüzmeleri teşvik edildi. Levhalamalar yapıldı, afişlemeler yapıldı, işte haber yapıldı, bilmem yani dikkatler çekildi vesaire. Yani bunun ötesinde çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Yani birebir ilçe belediyesinin böyle bir sorunu kuyu yönetimi bizde değil çünkü. O da başka bir şey yani. Şimdi büyükşehir bir ucundan tuttu. Biz daha önceki dönemlerde kendimiz yapıyorduk. Farkındalık yaratmak. Rip akıntılarıyla ilgili her yıl biz birkaç tane etkinlik yaparız. İşte karettalarla ilgili etkinlikler yapıldığı zaman bunlar mutlaka konuşulur. Şu an gidin mesela Samandağ'da bütün billboardlar, o sokakta afişler boğulmalarla ilgili dikkat çekici şeylerle doludur. Bunu belediye yapmıştır. Yani denize gittiğiniz zaman mesela birkaç gün önce beni bir tane vatandaşımız aradı. Diyor ki şuraya denize girmek tehlikeli ve yasaktır diye bir yazı yazmışsınız. Esnaf rahatsız. İnsanlar artık denize gelmiyor. Şimdi ne yapacaksınız? Yani esnafın da orada ekmeğinden etmemeniz gerekiyor. Vatandaşın da boğulma tehlikesinin olduğunu uyarmanız gerekiyor. Bir şey yapmanız lazım. Yani bütün bunlarla boğuşuyoruz işte. Anlatmak istediğim şey bu. Birebir bir sorumluluk değil ama vicdani bir sorumluluk bu. Evet. Üstümüze düşeni yapıyoruz. Bilimsel olarak araştırdınız mı başkanım? Yani ya şu yapılırsa yaptık. Denize girdik ve insanlar ölmeyecek gibi bir şey var. Öyle şöyle, bir şey var mı? Yok mesela herhalde. Dediler ki ya acaba bu rip akıntıları bir bölgede oluyor da insanlar hep o bölgede mi boğuluyor filan. Böyle bir tarama yaptık. Öyle bir şey yok. Bununla ilgili elimizde raporlar var. Yani bugün burada olan rip akıntısı bir başka hafta başka bir yerde. Tabii, kendi kendine yer değiştirebiliyor. Tabii bugün burada oldu. Yarın rüzgar farklı yerden esti. Başka bir yerden oluyor. Dolayısıyla orada öyle bir şey yok. Yani her tarafta rip akıntıları olabilir. Her taraf tehlike altındadır. Ama dediğim gibi belirli yerlerde yüzmeyi teşvik amaçlı kuleler oluşturuldu. Orada can kurtaranlar yerleştirildi. İnsanlar oradan takip ediliyor. Birkaç defa bu şekilde kurtarılan insanlar oldu. Yani biz diyoruz ki 10 yılda bir tane can kurtarsak bu büyük bir şey. Şu o zaman şunu söylüyorsunuz.
deniz, Samandağ Denizi'nde, sahilinde her yerden denize girmeyin. Bizim belirttiğimiz bir bölge var, güvenlik görevlilerimiz var, can kurtaranlarımız var. Kesinlikle. Daha şanslısınız orada yüzerseniz. Kesinlikle. Ama bugün işte yine emniyetten bir tane arkadaşımız şey getirmişti, bir anons yapın. İşte şu iki gün denize girilmesin. Hı-hı. Anons yapıyoruz. Yani sağ olsunlar bütün kurumlar bir ucundan tutuyor. Devlet Hastanesi dedi ki can kurtaranlara, grup sağlık başkanlığımız, can kurtaranlarımıza bir şey eğitimi verelim. Denizde kurtardıkları insanı canlı kurtarıyor, orada öldürüyor. Yani o eğitimleri verelim. Hı-hı. Onu da yaptırdı. O da güzel oldu, sağ olsunlar, iyi bir şey oldu. Şimdi dediğim gibi yani insan hayatı çok kıymetli. Biraz daha insanlar daha dikkatli davranmalı. Evet. Yani oradaki uyarılara uymalı, onu önemsemeli, ciddiye almalı. Ya bu çerçeveden bakıyoruz. Peki Sayın Başkan, bir saatimizi doldurduk ama bir 10 dakika kadar daha uzatmak zorunda kalacağız. Çünkü önemli konular var halen önümde. Onları konuşmak istiyorum sizinle. Mesela Samandağ'a gelmek için nedenler gibi bir çalışma başlattınız. Oldukça da anlamlı. Turizm bölgesinden söz ettik ve turizm mevsimindeyiz diye bunu söylüyorum. Hakikaten de çok sayıda değeri var. Evet. Samandağ'ın tarihi değeri var. İnanç turizmi bakımından da önemli bir yer. Şöyle, neden Samandağ'a gelelim? Onu sizin ağzınızdan duyalım. Ama hadi Samandağ'a geldik. Sizin çağrınıza çok sayıda insan uydu. Geldi. Nerede yatıracağız? Nerede kaldıracağız? Nasıl içireceğiz? Nasıl yedireceğiz mesela? Şimdi biraz önce birkaç cümle kurduk bununla ilgili de. Hı hı. Şimdi insanlar bu işten ekmek kazanmayı öğrendiği gün bu işe yatırım yapar. Hı hı. Bugüne kadar bize göre gelen insanlar önemli oranda misafir edilecek imkanlar buldular. Çok kitlesel düzeyde gelişler olması halinde bence bu işi değerlendirecek yatırımcılarımız var. Yani bir bekliyor. Yani ben o potansiyeli bir görelim. Var, evet. Çünkü insanlar, adam tüccar, iş adamı neticede. Aynen öyle. Yani ben yatırım yapacağım. Ya burada 20-30 milyon para harcayacağım. Acaba bunu ben kaç yılda geri alacağım? Alacak mıyım? Yani boş bir yatırım mı yapıyorum? Yani şimdi bir defa bu Suriye'de yaşanan sıkıntılardan kaynaklı oradaki o çatışma ortamı burada ciddi bir kesinti yarattı. İnsanlar çok ciddi bir yatırım zemini yakalamışken 2011'ler dönemini anlatıyorum. Bunlar tamamen kapandı, tıkandı ve yani yeni yeni diriltmeye çalışıyoruz şimdi. Hı hı. Yani orası bir durursa, oradaki o barış ortamı sağlansa, ülkemizin bu politik duruşu biraz esnese, değişse çok şey değişecek. Samandağ da bu işten payını alacak, Hatay ilimiz olarak da payını alacaktır. Ben hani bütün bunlar dışında elbette bir sürü gerekçe söyleyebilirim. Bir defa oradaki insanların o sıcak yaklaşımlarından tutun, o birlikte yaşadıkları ortamlar, farklı aidiyetler, farklı mezhepler, farklı kültürler bir arada ve bugüne kadar bunlardan kaynaklı en ufak bir sıkıntı yaşanmamış. Bunlar Türkiye'de böyle çok arzu edilen ve Türkiye'ye örnek olabilecek şeyler. Yani buradan tutun da işte Hızır Türbesi'ne, Tidüs Tüneli'ne, Beşikli Mağaramıza, Antik Limanımıza, işte Pencereli Mağara, Sur Kapısı, Agora Evleri, Katlı Mağara, Barutlu Mağara, Kaya Merdivenleri, Sulama Kanalı, yani böyle 70-80 tane böyle sıralanabilecek gerekçelerimiz var. Bunlar her birisi farklı kıymeti olan, görülmeye değer, böyle insanı böyle tarihin öteki ucuna götürecek fırsatlar olarak bakmamız gerekiyor. Evet, şimdi dündü herhalde ana haber bülteninde sizin halkla, basın ve halkla ilişkiler müdürlüğünden Kenan Bey ile görüşmüştük. Bize bir haber atmıştı. Tam olarak bu haberin ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Baskı yapma, destek ol. Sizi de ziyaret etmişti bir üniversiteden bir öğretim üyesi, Koç Üniversitesi'nden. Evet. Onu biraz açar mısınız? Gerçekten ben tam ne olduğunu anlayamadığım için soruyorum. Şöyle Ali Bey, şimdi 2 milyon küsür çocuğumuz bu yıl üniversite sınavlarına girdi. Evet. Şimdi 2 milyon çocuğumuzun üniversitelere yerleşeceğini hiçbirimiz hayal etmiyoruz. Yani bunların ezici çoğunluğu böyle dışarıda kalacak. Evet, evet. Şimdi o dışarıda kalan çocukların yeniden bir daha sınava hazırlanma fırsatı var mı? Birçok yerde şöyle sorunlar çıkıyor. Sen bizim için işte
12. sınıfa kadar geldin. Bir sürü emek ettik, bir sürü sana para harcadık, büyüttük, buraya getirdik. Ama sen bitirdin artık. Yani sınava girdin, başardın güle güle. Başaramadın, sen artık ya evleneceksin ya başka bir yola gireceksin gibi. Sana artık bununla ilgili harcama yapmayacağız, yapamayacağız. Bu ister ekonomik gerekçelerle, ister kültürel gerekçelerle, ister başka gerekçeyle çocuklar bu tür baskılara maruz kalıyor. Bunu tespit eden de bu kardeşimiz Koç Üniversitesi'nde görev yapan Sedat kardeşimiz, Sedat Doğru. Şimdi bununla ilgili bizi ziyaret etti. Böyle böyle bir sıkıntılar var dedi. Biz yani ben öğrencileri biliyorum. Öğrenciler bize bunları anlatıyor. Çok bilinen bir sorun gibi görünmüyor ama evet böyle bir mesele var. Aileler destek olsun, bir fırsat daha versin, gelecek yıla hazırlanmasına imkan versin. Yani özellikle kız çocukları bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. 18 yaşında lise bitirdi. İşte en alımlı olduğu dönemdir, serpilmiştir. Hazır böyle talepli de varken evlendirelim, bu işi orada bitirelim. Yerine bu konuda baskı yapmayın çocuklara. Destek olun. Eğer bizim elimizden bir şey gelirse biz destek olalım. Bir şekilde bir danışma içerisinde olalım ama yani çocuklar bazen çok böyle inanılmaz cevheri olan çocuklar da bu şekil kayıplar arasında karışıyor. Evet. O çocukları eğer kurtarma şansı varsa, eğer yani topluma daha faydalı bireyler haline getirme şansımız olabilir. Siz de belediye olarak bu projeyi destekleyen bir belediyesiniz. Destekleyen bir noktadayız. Evet. Dolayısıyla beraber oldunuz bu söz konusu projenin mimarı sevgili Sedat Doğru ile. Şimdi efendim bu konuyu sorsam mı sormasam mı hep içimde kaldı ama programı da bununla bitirelim. Şimdi Yunanistan'da bir yangın yaşandı biliyorsunuz. Ciddi bir orman yangını ve yüze yakın insan yaşamını kaybetti. Türkiye'de çok sayıda insan sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajlarını iletti. Ama bunun tam tersini yapanlar da vardı. Hakaret edenler, işte helikopterlerden su yerine benzin dökün diyenler, Türkiye çünkü yardım meselesi oldu. Cumhurbaşkanı aradı Çipras'ı, onunla görüştü falan. Diğer taraftan bir din adamı çıktı Yunanistan'da. Dedi ki Çipras ateist olduğu için bu yangın çıktı ve insanlar bunun için öldü. Siz ise bütün bunların uzağındasınız. Yayınladığınız mesajdan onu anlıyorum. İşte acının, gözyaşının dini, dili, ırkı, mezhebi, ulusu olmaz. Yanılıyor olabilir misiniz? Yani ateistse Çipras, ondan mı yangın çıkmış olabilir mi? Şimdi... Ben tırnak içinde bunu yapıyorum bu arada sevgili seyirciler. Yani ya Ali Olcay'a ne oluyor demiyorum. Yani konuyu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi ben bunlara inanmıyorum. Yani birileri ateisttir diye... Onun günahı ona. Orada ölen 100 insanın ne günahı var? Birileri böyle inanıyor diye varsa eğer öyle bir günah. Bir de ateist olmak günah mıdır acaba? Şimdi o ayrıca tartışılır bir konu yani. Elbette o başka bir tartışma. Ama hani farz edelim ki birilerinin bakışıyla, o rahibin bakışıyla böyle bir şey var. Ve bunun o günahına kendisi katlanır. Bu Marmara depreminde olduğu gibi hatırlayın bizde de böyle bir şey çıkmış. Şimdi bakın kimin başına ne gelecek? Hiç bilmiyoruz. Yani Allah takdir eder. Bunlar olur olmaz ona bir şey diyemeyiz. Yani Allah'ın takdiri ama olan bir şeyle ilgili biz insan insek, insan gibi davranmak zorundayız. Bir kediye, bir hayvana, bir en ufak bir eziyet görüntüleri yayınlandığı zaman ne kadar rahatsız oluyorsunuz? İnsanlığımızdan utanıyoruz ya, böyle nasıl insanlıktır ya bu? Böyle acı çektire çektire bilmem. Yani değil ki böyle bir şey. Bunu ben ayırmıyorum insan hayvan. Eziyet eden bu garip ruhlu. Yani bunlar normal insanlar değil. Bunu kabul edemeyiz. Kaldı ki burada yüzlerle ifade edilen insanlar ölüyor. Bir sürü insan evsiz kalıyor. Acı çekiyor. Aileler parçalanıyor bilmem. Yani bunu insan olanın bu şekilde bir tabir kullanması kabul edilemez. Allah ben şunu diyorum, düşmanımıza göstermesin, biz insansak insan gibi davranmak zorundayız. Hiçbir din, özellikle ilahi dinlerden bahsediyorum, şöyle bir şeyi teşvik etmiyor. Düşmanınızsa ölsün, tam tersine gidin, yumuşatın, okşayın, sahip çıkın, kucak açın. Ve mesela Müslümanlık, İslamiyet üzerinden gidecek olsanız
silm, barış, İslamiyet barış dini. Yani bu dine mensup bir insanın böyle bir şeyi ifade etmesinin kabul edilebilir bir tarafı yok. Eğer dine inanıyorsa. Ama eğer dine de inanmıyorsa ve bunları da söylüyorsa o insan da değil. Yani ben oradan daha da vahim durum. Evet, durum daha, daha da vahim. Kötü. Evet. Tamamen o noktadayım. Hiçbir şekilde bunlar kabul edilecek şeyler değil. Tasvip edilecek şeyler değil. Bize düşen eğer o şeyin hikayesini bir daha belki burada bütün kamuoyuna hatırlatmak gerekiyor. Yani olan bir yangın karınca eğer kendi bedeninin taşıyabildiği miktar da su taşıyıp işte o yangını söndürmeye gidiyor. Birileri onunla alay ediyor. Ne oluyor kardeşim, nereye gidiyorsun filan diyor. Ya ben tarafımı belli ediyorum. Yani ben tarafım bu kardeşim. Yani orada o yangını söndürmek insanlığın görevi, insani olan bunu yapar diye düşünüyorum. Evet. Peki Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Son iki cümlenizi belki Samandağlılara böyle bitireyim dersiniz. Buyurun böyle o şekilde bitireyim. Doğrusu çok böyle tatlı hoş bir sohbet oldu, bilemiyorum. İnşallah bizi izleyen vatandaşlarımız da keyif almıştır. Kafalarında oluşan kimi sorularla ilgili cevap bulmuştur. Varsa da öyle bir cevabı ulaşmamış, eksik kalan bunları en kısa sürede yine sizlerin aracılığıyla veya başka platformlarda her türlü sorulacak soruya hazırız, cevap verebilecek durumdayız. Ben bizi izleyen değerli vatandaşlarımıza buradan saygı sevgilerimi iletiyorum. Sizlere de teşekkür ediyor. Yayın hayatınızda da başarılar diliyorum. Eyvallah Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, Demokrasi Bulvarı programında Samandağ Belediye Başkanı Sayın Mithat Nehir'i ağırladık. Programımız burada sona erdi. Bir başka programda yeniden birlikte oluncaya dek iyi akşamlar diliyoruz.